Şimdi zirkon daha çok estetik bir kaplama olarak geçiyor. Ama aslında ağızdaki tüm dişlere yapılabilir. Zirkonu biz genellikle gülüş tasarımında kullanıyoruz. Aslında burada gülüş tasarımında sadece zirkon değil, zirkon, imex, lamina çok az yani çok nadir de olsa porselen de tercih edebiliyoruz. Bunların arasındaki farklardan biraz bahsedeyim. Porselen metal destekli olduğu için ön bölgede çok tercih etmiyoruz. Biraz daha geride kaldı yani biraz demode oldu diyebiliriz. Zirkon altyapısı estetik metal olduğu için daha şeffaf, daha doğal, ağızda daha kendi dişlerimize benzer şekilde durabiliyor. Gelen hastalarımızda özellikle çürük miktarı çok fazlaysa dişlerde yamukluk, çapraşıklık varsa veya sigara, çay, kahve tüketilmesine bağlı olarak çok fazla renkleşme varsa biz estetik kaplamaları tercih ediyoruz. Eğer diş tamamı kesilmesi gerekiyorsa veya küçültülmesi gerekiyorsa zirkon sadece ön bölgesinde hafif çapraşıklık, çürük, renkleşme tarzı bir bozukluk varsa da lamina tercih ediyoruz. Bunlar estetik olarak tabii farklı olabiliyor. Gülüş tasarımını yaptığımızda artık hastanın röntgenine, diş şekline, diyastema olmamasına, kapanışının durumuna bağlı olarak herhangi birisini tercih ediyoruz. Yani çok korkulacak veya kaygı duyulacak bir işlem değil. Bazen 4-5 gün gibi kısa bir sürede, bazen de maksimum 10 günü geçmeyecek şekilde eğer diş çekimleri falan yoksa 10 günü geçmeyecek şekilde estetik problemi olan hastalarımıza tamamen doğal, rahatlıkla gülebilecekleri bir gülüş tasarımı kazandırabiliyoruz estetik kaplamalarla. Yani.